Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar ablaları. Burada oyun oynayan bir duru kuş varmış. Şımardı, şımardı. Sizi görünce şımardı. Duru, bana bir sabah çayı yapar mısın? Ay, ver anneciğim, ver gel. Ay, içtim. Ay, bu bitti. Bu bitti. Bir daha doldurur musun anne? Bir daha doldur. Hemen hemen. Hemen doldu. Terliklerini de giymiş benim hanım kızım. Geceliklerini çıkardık, pijamalarını. Üşüyor, ondan giydin değil mi? Aferin anneciğim. Hadi ver bana. Çayım nerede? Ay, hadi içeyim ben. Çok güzelmiş Duru. Sen mi demledin? Sen mi demledin bunu? Biraz mama yapayım, kahve yapayım. Hadi yap bakalım. Saat 10'a geldi. Azra hala uyuyor. Onu kaldıracağım şimdi. Çünkü kahvaltı yapacağız, değil mi anne? Kahvaltı yapacağız. Ha, sen yaptın mı? Ha, sen yedin kahvaltını. Saça başa bak onda. Kalktın mı kızım? Günaydın. Ablası uyanmış. Saat 10.30'a geliyor Azra. Günaydın anneciğim. Hadi elini yüzünü yıka anneciğim. Azra, elini yüzünü yıka aşkım, hadi. Bakın, benim kazulet de orada. Kız, dün bunu nelere benzettiler, tövbe ya Rabbim. Kazulet mi dersin? Tamam. Bostan korkuluğu mu dersin? Ondan sonra cuma. Nelere benzettiler? Kuş yuvası mı dersin? Ah, lambaderimin dili olsa da size cevap verse. Orada boynu bükük duruyor. Ne istiyorsunuz kız benim lambaderimden? Kazulet, ne yapıyorsun tatlım? Kazulete çağır. Kazulet diyorlar benim lambama. Kimse de yok ya. Acayip güzel. Baksana. Sen beğendin değil mi Azra? Sen de beğendin değil mi kazuletimizi, kuş yuvamızı? İçine kuş alacağım ben onu. Neyse, ben bir çay demleyeyim. Kahvaltı yapalım. Güne başlayalım bakalım. Vallahi kızlar içeri gitti. Hemen kahvaltılıkları kaldırıp masamı sildim arkadaşlar. Öyle de bir uyum var. Hemen şu masa temizlenecek. Keyif çayını içeceğim. Bardağımı değiştirdim. Şimdi buradan Elif kimi izlese? Herkes yeni vlog paylaşıyor haliyle sabahları. Elifciğim var. Üç erkek annesi. Ona mı baksam, kahvaltı hazırlıyor. Pınarcığım koymuş. Hatice onlara misafir gitmiş. Onu mu izlesem? Ondan sonra Gizemciğimi mi izlesem? Gurbetçi aile koymuş. Görümceciğim koymuş. Koltuklarım çiçek gibi oluyor. Yine koltuk silmiş. Görümcem diye demiyorum. Koltukları eskitti gerçekten. Sile sile. Çağla'cığımı izleyeceğim. Biraz video izledim. İkinci bardak çayımı içiyorum hatta. Kalk Elif, kalk dedim. Ne oturuyorsun orada? Bulaşıkların seni bekliyor. Aygaz'ın ciplenecek yumurtalı ekmek hep Aygaz'ı batırdı. Kahvaltı sonrası hazin son, yani anlayacağınız. Şöyle size kamera arkasını göstereyim dedim. Lavabonun içi ciflenecek. Neyse, kalkıyorum arkadaşlar. Bana kolay gelsin.
Mutfağı tertemiz yaptım sonunda. Benim düldülü getirdim. Kahvaltı sonrası süpürmeden olmuyor. Çocuklar bir şeyler döküyorlar. Bunlar kurulanacak, kalkacak. Izgaraları yıkadım. Aygaz tertemiz oldu. Ama Elif'in balkonuna bakın. Elif'in balkonu leş. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Vallahi 3 gündür yağmur yağıyor. Balkonlar ne hale gelmiş. Biliyorsunuz çok sık balkon yıkardım. Hatırlayanlar, izleyenler bilir. Ne yapacağım? Güzel balkon camımı sileceğim arkadaşlar. Ondan sonra burayı güzel akıtacağım. İnşallah yağmur bugün de yağmaz. Bari bugün temiz kalsın. Kışın böyle oluyor. Zonguldak balkonları böyle. Neyse, o zaman bana tekrar kolay gelsin. Sabah işleri bitmiyor. Bu arada makinemden memnun musun diyenler var. Şimdiden bir sıkıntısı yok yani, şimdilik memnunum arkadaşlar. Şurada bir başlığı var, halılar yapışmasın diye. Bunu kaldırıyorum, bir arkadaş sormuş. Bunu kaldırdığım halde, hava aldığı halde bu ince halılar yapışıyor maalesef. Neyse, başlatıyorum. Bakın. Mutfağı süpürdüm. Ondan sonra hemen balkona giriştim arkadaşlar. Tertemiz oldu. Camını iç dış sildim. Sandalyeleri poşetledim. Arka balkona kaldırdım. Tek tek poşet geçirdim. Onları sildim. Çünkü çok kötü olmuşlardı. Şöyle de göstereyim size. Güzel çekpasla da yerlerimi aldım. Korkuluklarımı hep sildim. Kuşlar mahvetmişti. Şu an tertemiz oldu. Hatta ne yaptım? Bütün domates soslarını 2 kap poşete geçirdim arkadaşlar. Üstlerini de poşetle örttüm. Bağladım, böyle kalın bir torbam vardı. Nişamba torba. Sosları ona geçirdim. Orada muhafaza ediyorum. Hani içeride yerim yok. Köşeye kaldırdım. Yağmur çok vurmayacak şekilde. Üstüne de çöp poşetini yaydım. Üstten de kirlenmesin diye, alacağım zaman kenarından doğru alacağım. Böyle tertemiz oldu. Buraları falan hep sildim. Şu içleri, şuralar kadar hep simsiyahtı. Cam çok kötüydü. Duru sürekli elini yapıştırıyor çünkü. Tamam, Elif'in işi anca bitti. Saat 1 oldu. Elif mutfaktan anca çıkıyor arkadaşlar. Çok şükür işi gücü bitirdim. Salona geldim. Ne yapıyorum yerlerde bakın. Koltuk altlarından böyle oyuncak topluyorum. Bunları ancak koltuğun altına atıyor, sıkıştırıyordur, oynadığı falan yok. Neyse, onu topladım. İçeride şimdi ablasıyla odadalar. Başka ne yapacağım? Temizlik namına bir işim kalmadı valla. Yemeğim de var, barbunya pilavım dünden duruyor. Ekstra yanına bir şey yapar mıyım bilmiyorum, bakalım ilerleyen saatlerde. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Ne beraber durabiliyorlar ne ayrı kalabiliyorlar bir araya gelince hafta sonları. Neyse, bir kahve içeceğim. Bir kahveyi hak ettim. Balkonda bayağı üşüdüm. Hatta üzerimi değiştirdim. Tişört geçirdim. Çünkü evin içi sıcak. Yani dışarısı soğuk maalesef. O sandalyeleri de bu büyük balkona aldım. Rahat ettim. Hepsini ayrı ayrı poşetledim. Kötü olmuşlardı. Sildim güzel. Paslanmasın dedim. Çifter poşet geçirdim üzerine. Daha iyi oldu öyle. Başka ne yapacağım bugün? Pazara ineceğim. Akşam Rıza 5'te geldikten sonra Zonguldak'ın pazarı kuruluyor. Ben gelince gidersin dedi. Sebze namına dolabımda hiçbir şeyim yok. Bakalım. O geldikten sonra önce çocukları bırakıp gidemiyorum. Kayınvalideme de uzaklaştım. Ya çocukları oraya kadar indirmem lazım. Oradan doğru gitmem lazım ona bırakmam için. Bu soğukta da bilmiyorum çıkar mıyım, çıkarır mıyım. Gerçi Rıza'yı beklerim ya. Acelesi yok da. Benim pazarda işim bir saat sürmez yani. Dolmuş atlar gelirim diye düşünüyorum, bakalım. Sizler neler yapıyorsunuz? Hafta sonları ne var ne yok? Bugün yine nerelerin pazarı kuruluyor? Kimler pazara gidiyor? Yorumlarda yazarsınız. Pazarı pahalı dediler. Kuzenimle konuştuk az önce. O gitmiş sabahtan. Pahalıydı bu hafta diyor. Bakalım. Fiyatları habire bir yükseltiyorlar. Bir indirir gibi yapıyorlar. Sonra bindirir gibi yapıyorlar. Lamba derim oradan bana bakıyor. Bakın ne kadar asil duruyor değil mi? Neler dediniz şuncağıza? Kazuletler, kuş yuvası, korkuluk, bostan korkuluğu. Garibimin ne suçu vardı o kadar lafları işitti bilmiyorum ki. Sarı lamba alacağım onun içine. İçinde lambası yok. Biz sadece denemek için bu beyaz lambayı taktık. Güzel oluyor yakınca. Bilmiyorum, benim gözüm alıştı vallahi, sevdim. Beğenen beğenmeyen herkesten Allah razı olsun. Sonuçta eşim de ben de yakıştırdık, bilmiyorum yani, zevk meselesi biraz da. Ne oldu anneciğim?
Kız ya ben bunu memnun edemedim, yemin olsun. Ben seni niye memnun edemiyorum? Bunları bak oynamamışsın annem. Bana çay yapıyordun sabah ne güzel. Sonra koltuk altlarına fırlatmış hep. Bitti mi çay fastımız? Bitti. Anne şimdi kahve yapacak. Ama çirkin. Tamam hadi gidelim. Saati 3 yaptık arkadaşlar. Duru'yu uyuttum. Dün akşam Rıza et sote yap demişti. Ben de sabah çıkardım. Çözülmüş şimdi. Biraz onu kavuracağım. Altını yaktım. Dünden barbunya pilavım var. Yanına bu da ek olsun dedim. Kapağını örteyim. Güzel önce kendi suyunda pişsin. Ondan sonra yağını, kekiğini, baharatlarını ekleyeceğim. Güzel soteleyeceğim bakalım. Et soten pişti arkadaşlar. Hatta tenceresini değiştirdim. Tava çok kötü olmuştu. Şöyle göstereyim dedim size. Biraz salça, biraz domates sosu ekledim. Azıcık da su ekledim. Bir daha öyle pişirdim. Lokum gibi pişmiş. Aygazımı temizledim tekrar. Her yere sıçradı şuralara falan tavadan doğru. Sonra tavayı da yıkadım, kaldırdım. Mutfaktan çıkıyorum. Rıza işten yeni geldi arkadaşlar. Ben de yemek yiyip hemen pazara ineceğim. Hemen salata yaptım. Şöyle marul salatası, soğan ekleme dedi. O yüzden soğan doğramadım. Şöyle pilav yanına etlerimizden koydum. Kızlar pilav üstü barbunya yemek istiyorlar. Eti yiyemedikleri için ikisi de. Duru'ya gerçekten vermeye çalışıyorum ama Duru böyle hem istiyor gibi hem istemiyor gibi. Onu tekrar deneyeceğim. Azra da pilav üstü barbunya yiyor. Böyle arkadaşlar, bize afiyet olsun. Arkadaşlar üstümü giydim, hemen evden çıktım. Yemek yedikten sonra bulaşıkları makineye atmadan çıktım valla. Gelince hallederim dedim. Pazara iniyorum, çok karanlığa kalmayayım dedim. Dolmuşa bineceğim. Öyle koştur koştur gidiyorum. O kadar soğuk var ki. Bayağı bildiğiniz kuru soğuk var. Öyle. Sizi Zonguldak pazarına getiriyorum. Abi, önce giyim pazarına gireyim dedim. Tabii artık pazarların sonuna yetiştim. Saat bayağı akşam oldu. Karanlık çökmeye başladı. El bebek, gül bebek. Herkes toplanıyor haliyle. Ama şöyle bir göz atalım. Neler var, neler yok bir bakalım. Duru'ya kilotlu çorap bakacaktım şurada çorapçıdan. Onun için girdim aslında. Hemen buradan bakayım ona. Pazarın içinde böyle bir tane 5 milyoncu var arkadaşlar. Her şey 5 TL. Çok güzel seramik tabaklar var bakın. Adet 5 lira. Şunlar çok güzel oluyor kahvaltılarda falan. Yine şunlar şöyle zeytinlik.
Ben eve geldim arkadaşlar. O kadar yoruldum ki dolmuştan inince. Ellerim hala şiş vallahi. Çünkü dolmuş kapının önünden geçmiyor malum. Aşağıda indiriyor. Bayağı bayır çıktım falan derken. Her neyse. Kısaca yoruldum. Aldıklarımı göstereyim size. Akşam pazarına kaldım. Toplanıyordu vallahi hepsi ama hızlı hızlı öyle alabildiğim kadar aldım. Önce şunları göstereyim. Kendime iki tane çok cici çorap aldım. Bakın. Tanesi 2,5 liraydı. Çok güzeldi. Böyle taytların üstüne giymeye. Bir tanesi şöyle muzlu. Sonra kilotlu çorap aldım duruyor. Onun yaşında bir tane kalmış. Çünkü hepsini paketlemişler. Koliledik abla dedi. Bunu da koliye koymadan ben kaptım. Bunları yıkayacağım tabii. Şöyle yine koyu renkte aldım. Evin içinde koyu renk iyi oluyor. Açık renk kirletiyor biliyorsunuz. Bunlar yıkanacak. Pazardan aldıklarıma gelelim. Mantar bayağıdır almadım. Mantar soteyi Rıza çok seviyor. 1,5 kilo mantar aldım arkadaşlar. Şöyle. Bayağı da fazla aldım bakın. Bunun sotesini yaparım kötü olmadan. Sonra 2 kilo mandalin aldım. Mandalina yeniliyor yani bizim evde. Bir tane karnabahar aldım. Tanesi 6 liraydı. Şöyle bir tane küçük aldım. Şöyle kuymaklık mısırını aldım. Ay mısır, mısırını. Mısırını aldım. Şöyle ince çekilmiş. Bu da 7,5 liraydı. Sanırım 1,5 kilo. Aynen 1,5 kilo olması lazım. Pırasa kestirdim. Bayağıdır pırasa yemeği de yapmadım ben. 1 kilo pırasa kestirdim. 101'e girdim pazardan çıkınca. Oradan şu poşeti aldım arkadaşlar. Büyük poşete ihtiyacım vardı. Bu da bayağı kalınmış. İşimi görür. En azından marketlerde falan da kullanırım. Sonra kızlara muz aldım. Şöyle küçük küçük muzlardan. Sadece muzla mantarı aynı yerden aldım. 32,5 lira para verdim. Mantarın kilosu 12 liraydı. Burada ne varmış bakalım. Kabak aldım kızartmak için. Yoğurtlu böyle canım çekti. Böyle yeşil kabak aldım. Sonra patlıcan aldım arkadaşlar. 1 kilo da patlıcan aldım. 5 tane mi girmiş içine? Aynen 5 tane patlıcan girmiş. Bundan şey yaparız. Kıymalı patlıcan yemeği sarımsaklı. Ben çok seviyorum. Şöyle limon aldım 5'li. 5'li limon 4 liraydı. Şöyle bir file. Salatalık domates almadım. Evde hem çeri domatesim var hem kahvaltılık salatalığım var. Hafta içi de benden başka yiyen yok. Çocuklar yemiyorlar zaten. O yüzden onları almadım. Bir de şeyi unutmuşum. Kırmızı biberi unutmuşum. Kapya biberi. Neyse onu artık marketlerden alırım. Şöyle 1,5 kilo küçük soğan aldım arkadaşlar. Büyükleri bana yemek yaparken çok büyük geliyor. Bu boyda istiyordum zaten. Almışken 1,5 kilo soğan aldım. Aldıklarım bu kadar. Toplamda 65 lira harcadım. Belki daha da küsuratlıdır. 3 lira zaten bizim dolmuşlar burada. Bilmiyorum sizin orada dolmuş fiyatları ne kadar. 3 lira giderken verdim. 3 lira gelirken verdim. 6 lira da dolmuş param. Yani yine ne olduk? 70 liralık olduk bu akşam. Bu aldıklarımı yerleştireyim. Üstümü bir değiştireyim. Çay içememiştim giderken ama çay bayatlamış. Üzerinden tabii 1,5 saat geçti. Artık akşam içerim. Kendime bir yorgunluk kahvesi yapacağım. Türk kahvesi canım istedi şu anda. Sonra artık görüşürüz sizle. Duru'yu uyuttuktan sonra görüşürüz artık. Saati 10.30 yaptık arkadaşlar. Duru'yu az önce uyuttum. Sonra çay demledim. Herkes çayını aldı. Azra ile babası içeride, ben bilmem eşim bilire bakıyorlar. Ben de şimdi çayımı alıp yanlarına geçiyorum. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana bayağı bir yorgunluk vurdu. O yüzden böyle veda edeyim dedim sizlere. Yarınki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.